Ayrıca Türkiye, Suriye'den kaçarak sığınan mülteci sayısı 100 bini aşmıştır. Dışişleri Bakanlığı'nın yaklaşık 2 ay önce Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısının 100 bini geçmesi durumunda Suriye içinde bir güvenli bölge kurulabileceğine dair sözleri önümüzdeki günlerde yeni bir durumu ortaya çıkarabilecektir. Gelen Suriyeli mülteciler Türkiye'nin kaldıramayacağı bir seviyeye çıkmış ve kapasitesini aşmıştır. Ülke sınırlarımızdaki alarm verici bu yığılmanın durması ve sınırlarımızın emniyete alınması için hükümet harekete geçmeli ve sözlerinin arkasında durmalıdır. Bunlar oluyorken Sayın Cumhurbaşkanı Gül en kötü senaryonun gerçekleşmek üzere olduğuna da dile getirmiştir. Üstelik Kandil'e bir saatte gitmeyi ağızlarına alamayan acizler Şam'a 3 saatte varılabileceğinden adeta müjdesini vermeye bile başlamışlardır. Türk milleti Şam'a değil, Kandil'in kalbine Türk bayrağının dikilmesini istemektedir. Artık AKP hükümeti tüm sınırları aşmış, dipsiz bir demagoji kuyusuna gömülmüştür. Laf çoktur, icraat yoktur ve hezeyan tarifsizdir. Bu zihniyetin suyu yokuşa akıtmakta, yalancı pehlivanlıkta ve yürüyen tekere çomak sokmakta üstüne rakip bulunmamaktadır. Stratejik kabus filminin ana aktörü haline dönüşen Türk dış politikası bunun ispatı ve her yönüyle de göstergesidir. Nitekim Türkiye için neyin iyi, neyin doğru, hangi ilişki ve diyalogların yerinde olduğu belirsiz olduğu kadar da şaibeli hale gelmiştir. Halep ve Gaziantep'te ortak hükümet toplantıları, Başbakan Erdoğan ile Esad arasında kurulan kişisel muhabbet ve ailevi yakınlıklar, müştereken yapılan askeri manevralar ve serbest ticaret anlaşmaları yerini şimdi tam aksi bir duruma bırakmıştır. Geldiğimiz süreçte Suriye tarafından 22 Haziran'da keşif uçağımız düşürülerek 2 pilotumuz, 3 Ekim'de de top atışıyla 5 vatandaşımız şehit edilmiştir. AKP hükümeti haklıdır. Zira Suriye politikasında bile hayaller bir gerçek olmuştur. Muhterem milletvekilleri, Başbakan Erdoğan, Esad rejiminin devrilmesine ısrarla kendisini vakfetmiş ve siyasetini buna endekslemiştir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na yaptığı son çağrı da bunun belirtileri arasındadır. Başbakan, geçen hafta İstanbul Küresel Forumunda yaptığı konuşmasında Esad yönetimine karşı uluslararası kuruluşların sesinin çıkmadığını, Suriye'ye yönelik olması gerekenlerin yapılmadığını ifade ederek Birleşmiş Milletler'in reforma tabi tutulması gerektiğini söylemiştir. Ve devamla 5 daimi üyeden bir ya da ikisinin ne diyeceğinin beklenmesi halinde Suriye'nin akıbetinin çok tehlikeli olacağını açıklamıştır. Başbakan Erdoğan'ın rahatsızlığı, Birleşmiş Milletler'in operasyon yapmaması ve Suriye ile savaşmamasıdır. Adeta sırf bu nedenlerle Birleşmiş Milletler'in kötü ve adil olmayan bir yönetim ve organizasyona sahip olduğu bu kafa yapısı tarafından iddia edilmektedir. Bu ifadelerin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı tarafından seslendirilmesi tam bir talihsizlik ve yüz karasıdır. Dünyanın neresinde demokrasi ve özgürlük propagandasının altına gizlenen savaş elçiliğine cevaz vardır. Başbakan Erdoğan'ın uluslararası siyasal ve ekonomik adaletsizlikleri hatırlaması için Orta Doğu'da kaos ve isyan dalgasının yükselmesi mi gerekmiştir? Halbuki Birleşmiş Milletler Suriye'ye müdahale etseydi ve Esad rejimini devirseydi çok mu duyarlı ve insancıl olacaktı? Başbakan Erdoğan bu haşlı bakışına, bu zalimliği teşvik eden zihniyete nasıl sahip olmuş ve böylesi bir çıkmaza nasıl düşmüştür? Milliyetçi Hareket Partisi
İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzenin ihtiyaçları karşılayamadığını, küresel adaleti tesis edemediğini ve insanlığın yararına değer üretemediğini çoktandır vurgulamaktadır. Köhnede yeniyi ve canlılığı bulma arayışının emek ve zaman israfından başka bir neticesi olmayacağı net ve bellidir. Biz daha iyi bir dünya talebinde bulunurken Birleşmiş Milletler'in ona buna savaş açmamasını aklımıza dahi getirmemiştik. Hatırlanacak olursa 16 Temmuz 2006 tarihinde partimizin Ankara İl Kongresi'nde yaptığım konuşmada aynen şunları söylemiştim. Birleşmiş Milletler bir küresel kurum niteliğini kaybetmiş, barış ve güvenlik konusunda yetersiz kalmış, Amerika'nın güdümünde bir güvenlik konseyiyle sözde dünyaya barış kararları çıkarmaktadır. Küresel kurum olma niteliğini kaybetmiştir. Barışa ve güvenliğe yetmemektedir. Ya Birleşmiş Milletler bu özelliklerine sahip olmalıdır, yoksa yerini, konumunu silip 21. yüzyılın gerçekleri doğrultusunda dünya milletleri yeni bir kurum liderliğinde oluşmalıdır. Başka bir milletin güdümünde dünya barışının geleceği düşünülmemelidir. 11 Ekim 2011 tarihli meclis toplantımızda ilave olarak şu görüşlerimi sizlerle paylaşmıştım. Birleşmiş Milletler'in tarafgir, sömürüyü meşrulaştıran, masumları görmezden gelen uygulamalarının yerden yere vurulması elbette gerekli ve zorunludur. 193 ülkeden ziyade 4-5 devletin güdümünde olan bu organizasyonun daha iyi ve barış içinde bir dünya için yapacağı katkı ve göstereceği çaba bize göre kalmamıştır. Başbakan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı Suriye'ye neden vurmadığı, Orta Doğu'ya niçin sefer düzenlemediği için eleştirmektedir. Gelin görün ki bu uluslararası kuruluşa sınır ötesindeki terör kamplarını koruma altında tutmasından ve PKK militanlarına dolaylı destek çıkmasından dolayı itiraz dahi edememiştir. Maalesef bu konu başbakanın gündemine hiç gelmemiştir. Birleşmiş Milletler'e duyarlılık ve reform hatırlatması yapan Başbakan Erdoğan bize göre bu duyarlılıktan önce kendisi nasiplenmeli ve düşüncelerine de bir an önce çeki düzen vermelidir. Yoksa Türk milleti AKP'ye bu gidişle yol verecek ve siyasetin karanlık dehlizlerinde Adem'e mahkum edecektir. Değerli milletvekillerim, milletimizi yakından ilgilendiren Büyükşehir Belediyesi kanun tasarısının görüşülmesine Meclis İçişleri Komisyonu'nda devam edilmektedir. AKP hükümeti bu tasarıyla Büyükşehir Belediyelerinin sayısını 29'a çıkarmayı ve 1591 belde belediyesini tasfiye etmeyi planlamaktadır. Belde belediyeleri sosyoekonomik uyum ve adaptasyon zorluklarının aşıldığı, kentle köy hayatı arasında köprü vazifesi ifa eden Türk yönetim sisteminin stratejik ayaklarından birisidir. Belde belediyelerinin ortadan kaldırılması toplumsal çözülme ve sosyolojik ufalanmayı beraberinde getirecektir. Kentleşme dinamikleri, sosyal kaynaşma ve bütünleşme eğilimleri maalesef belde yönetimlerimizin sonlanmasıyla hızlanacak ve büyük sorunlara meydan açacaktır.